Yaban domuzu zararlı bir hayvan mı? Toplumumuzda pek hoş anılmayan, muzır bir hayvan olarak nitelendirilen yaban domuzu, temelde tipik bir orman hayvanıdır. Orman ekosisteminde oynadığı rol itibarıyla diğer türlerle karşılaştırılmayacak ölçüde doğaya katkı sunarlar. Yüksek adaptasyonu sayesinde sulak alanlar veya Akdeniz makileri gibi diğer habitatların yanı sıra kayın, meşe, kızılçam ve karaçam ormanlarında da yüksek miktarda bulunur. Yaban domuzu tarım alanlarını da yiyecek için sıklıkla ziyaret etmektedir. Bitki örtüsü çok yoğun ve 70 cm'den yüksekse saklanmak üzere buraları kullanmaktadır. Ülkemizde yaban domuzları yazın 3000 metre yüksekliğe, Orta Asya dağlarında ise 4000 metreye kadar yükselmektedir. Yaban domuzu yayılımı Afrika, Avrupa ve Asya'nın büyük bölgelerine kadar uzanmaktadır. Yandan bakıldığında yaban domuzu büyük ve garip görünüyor. Ancak önden bakıldığında dar üçgen kafa, kısa büyük bir boyun ve kısa sağlam bacaklar diğer özellikleridir. Tipik vücut şekilleriyle yaban domuzu bir kama gibi yoğun bitki örtüsüne nüfuz edebilir. Yaban domuzunun görünümü astar ve dış kıllardan oluşur. Astar bazı baş kısımları ve alt karın kısmı hariç tüm vücudu kaplar. Bu astar kaplama aynı zamanda yaralanmaya, parazitlere, güneş veya yağmura karşı korur. İlkbaharda yaban domuzu uzun, yoğun kış tüylerini kaybeder ve kısa yaz kürküne dönüşür. Palto değişikliği yaklaşık 3 aylık bir sürede gerçekleşir ve Türkiye'de Mart-Nisan aylarında başlar. Yaban domuzu 9-18 ayda cinsel açıdan olgunlaşır. Ancak aktif üreme süresi ilgili yaşam koşullarına bağlıdır. Çiftleşme zamanı Kasım ayından Şubat ayına kadar sürer. 3 ay, 3 hafta ve 3 gün gebelik dönemlerinden sonra 4 veya 6 yavru doğar. Yeni doğanlar görünümlü ve tüylü olarak doğarlar ve kısa bir süre sonra oldukça hareketlidirler. Emzirme süresi 2-3 aydır ve yeni doğanlar ikinci haftadan itibaren katı yiyecekler yiyebilir. Koku alma duyusu gıda tedariğindeki domuzlar ve birbirleriyle iletişim ve düşmanların tespiti için önemlidir. Yaban domuzlarının koku alma organı oldukça gelişmiştir. Koku alma hücre boyutu ve reseptör yoğunluğu köpeklerinkinden daha fazladır. Olumlu rüzgar koşullarında yaban domuzları 500 metreye kadar bir mesafeden düşmanın kokusunu alabilirler. Yaban domuzu böcek larvaları, fare yuvaları ve kökleri toprağa gizlenmiş yiyecekleri koklayarak yiyebilir. Toprakta 30 cm kar tabakasıyla gizli yiyecekleri bile bulabilirler. Yaban domuzu orman ekosisteminin en önemli bir bireyi ve besin zincirinin değerli bir parçasıdır. Orman ağaçlarının zengin tohum yıllarında, meşe ve kayın ağaçlarının özellikle fazla meyve ürettiği yıllar, yaban domuzları bu besin kaynağından büyük ölçüde faydalanmaktadır. Sonuç olarak zayıf bireyler bile kışın yiyecek sıkıntısından kurtulduğu için nüfus güçlü bir şekilde artabilir. İlkbahardan sonbahara kadar bir yaban domuzu her gün yaklaşık 120 metrekarelik ormanlık alanı burnuyla karıştırır. Bu, yılda yaklaşık 4 futbol sahası alanına tekabül eder, yaban domuzları çok miktarda böcek larvaları, fareler, tohumlar ve kökleri yerler. Orman toprağının havalandırılmasına, su dengesinin sağlanmasına, humusun karışımı ve bitki köklerinin aktivitesine katkı sunarlar. Ormandaki doğal gençleştirme, zararlı toprak bitki örtüsünün giderilmesi ve toprağın işlenmesi domuzlar tarafından desteklenir. Sulak alanlarda toprağın ortaya çıkarılması, orkide ve diğer sucul bitkilerin büyümesi için yeni alanları oluşturur. Yaban domuzları leşi ortadan kaldırarak ormanın temiz kalmasına yardım eder. Yaban domuzu tohumları ve mantar sporlarını yayarak ekosisteme faydalı olurlar. Ayrıca yırtıcı hayvanlara av olarak hizmet etmektedir.